Herkese, herkese, herkese merhabalar arkadaşlar, merhabalar. E, nasılsınız, iyi misiniz? İlk başta onu sormak istiyorum ben size. Neredeyse 10 gün falan oldu herhalde video atmayalım. Ancak arada niye atmadığıma dahil de e, bir ufak bir bilgi videosu çekmiştim hatırlarsanız. İlk başta neler oldu, neler bitti? ilk başta ben size bunları bahsedeyim. Bayramdan önce, bakın ta bayramdan önce... Ee, evde internetim bitti fiber internet de dediğim gibi ilk defa başıma geldi ee, bayram işte bayram tatil 9 gün falan filan telefon trafikleri cartlar curtlar derken arkadaşlar e, emin olun daha e, iki gün iki gün oldu daha eve internetin geldiği Hani arızanın çözüldüğü daha iki gün oldu diyebilirim size. Bir de bunun üstüne kayınpederim e, bayağı ağır bir e, kalp krizi geçirdi arkadaşlar. E, bir de o geldi üstüne dediğim gibi hani bütün aksilikler geldi mi? Hepsi üst üste aynı anda geliyor denir ya arkadaşlar. Aynı öyle oldu. Hani hepsi üst üste geldi diyebilirim arkadaşlar. Ancak Allah'ın izniyle en ufak hasarla bütün aksilikleri atlattığımı düşünüyorum ve tekrardan sizlerleyim bu yaklaşık 10 günlük arada bana göstermiş olduğunuz ee, ne diyeyim ona hoşgörü mü diyeyim anlayış için hepinize tekrar tekrar teşekkür ederim arkadaşlar birçok arkadaşımız abi niye video gelmiyor gibisinden birçok sorular sordu hepsine teker teker buradan tekrardan teşekkürlerimi iletiyorum neyse Evet biz bir dev uyanıyor serimizde nerede kalmıştık? Hemen 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 konsantre olmamız lazım. Ee, baya çünkü zaman geçti baya baya zaman geçti. Olaydan birazcık koptuk gibi oldu sanki hemen konsantrasyonumuzu hazırlamamız lazım. Kendimizi hazırlamamız lazım. Evet ee, baktığımız zaman en son Gazi Osman Paşa değil Bayram Paşa'yı 3-1 Yenmişiz, yenmişiz. Daha öncesinde çok güzel giden bir galibiyet serimiz vardı ve Dıraca Gençler bilinen 5 gol yemiştik kendi evimizde. Kardeş tokadı diye hatta öyle bir başlık atmıştık hatırlarsınız e, bölümümüze. E, ne yapacağız? Evet bu bölümdeki ilk karşılaşmamız Gazi Osmanpaşa ile PTT değil PTT değil ne PTT'si. İkincilikte e, ikincilik beyaz grupta şu anda bakalım. Lider durumda olduğumuzu hatırlıyorum. Aynen, aynen. Bir maçımız eksik olmasına rağmen 6 puan farklı lider durumdayız. İnegöl Spor'un önünde arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman takımımız da e, sakat olarak Okan zaten sezonu kapatmıştı. Devre arasında takviyeler yapmıştık takımımıza. E, her şey. 10 numara 5 yıldız diyebiliriz şimdilik takımımızda o zaman bir zaman kaybetmeden hemen bu bölümümüzün ilk karşılaşmasına adımımızı atalım Arkadaşlar bu arada bu ee, artık Football Manager 2017'ye 2017'de fazla bir zaman kalmadı yaklaşık 4 3 buçuk 4 ay kadar bir zaman kaldı hala hala tam olarak tam olarak ne gibi yenilikler bekliyor ya da ne gibi bir geliştirmeler bizi bekliyor hala bununla ilgili bir ufak bile olsa bir tiyo bulamadık arkadaşlar bulamadım ya da açıklanmadı da ee, hep birlikte sabırsızlıkla bekliyoruz bakalım Evet karşılaşma başladı kendi sahamıza Gazi Osman Paşa'yı ağırlıyoruz maça hızlı başlamışız 5 şutumuz var daha dakikalar 8'i gösterirken Bakalım maça bayağı atak başladık. Bayağı ofansif başladık. İnşallah karşılaşma sonunda da gülen taraf biz oluruz ancak şimdi Gazi Osman Paşa atağı. Atağı. <laughs> şimdi Anıl Anıl o, o, o tehlike 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 dememe kalmadı. Anıl Dilaver Gazi Osman Paşa'yı 1-0 öne geçirdi. Kötü oldu. Bu gerçekten kötü oldu. E, maça bastıran biziz ancak golü bulan Gazi Osman Paşa oldu. Niye öyle oldu ben daha çözemedim bu iş. Bir kere kalemize geldi o da gol oldu. 6 şut çekmişiz ama işte orada sıkıntı var. Hiçbirisi kaleyi bulmuş. Şimdi tekrar Gazi Osman Paşa ata. Kapmamız lazım kapamadık kapamadık. Mazlum. Mazlumu getirin bana. Mazlumu getirin bana. Offside. Offside canım bedavaya seviniyorsunuz. Mazlumu getirin bana. <laughs> Patladı. Dakikalar 32. 1-0'lık mağlubiyetimiz devam ediyor. Kendi sahamızda oynuyoruz arkadaşlar. Gazi Osman Paşa'ya karşı şimdi oyuncular ama şöyle hadi bakayım birazcık azimli oynayın. Biraz kendinize gelin dedim. İnşallah gelirler. İnşallah bakalım. dakikalar 44 1-0'lık mağlubiyetimiz hala devam ediyor ancak e, birçok birçok şut çekmemize rağmen tehlikeli diyebileceğimiz bir pozisyon yaratamadık yaratamadık ve ilk yarıyı da büyük ihtimalle 1-0 e, geride kapattık şimdi oyunculara bağıracağım çağıracağım e, evet son zamanlarda basın sizi çok övüyor hadi bakalım çıkın bu övgülerin hakkını verin dedim e, şimdi şöyle Tempoyu yükseltmeyi düşünüyorum. Yükleneceğiz. Daha fazla risk alacağım. Ee, şöyle defans çizgisini öne çıkartacağım. Tamamdır. Evet. Tamam. Ofansif olarak takımımıza e, ufak tefek dokunuşlar yaptık. Bakalım. Talimatlarımıza ve taktiğimize ufak tefek e, dokunuşlar yaptık. ikinci yarı için gol bulmamız lazım. Hatta ve hatta goller bulmamız lazım. ikinci yarıda. Şimdi oyuncularıma artık ileri çıkın demeye başlıyorum. Artık demek gerekiyor. Demek gerekiyor artık ama bakalım. Dakikalar 57. Serhat'ın pası. Anıl ancak araya girdik. Güzel Aykut. Aykut Bartu Bartu geriye döndü Gürkan Cihan Bartu'nun pası Kadir Öge Kadir vurdu dışarı attı Kadir'le gole çok yaklaştık ancak top avuta gitti. Dakikalar 66. 1-0'lık mağlubiyetimiz devam ediyor karşılaşmada artık. E, oyuncu değişikliğine gitmemizin zamanı geldi diye düşünüyorum ben e, ee, şunu çıkartacağım çıkartacağım e, ee, yerine Burak Özsoy alacağım şöyle üçlü defansa döneceğim bu yemiyor bu yemiyor bu yemiyor bu da yemiyor tamam böyle artık tamam 3 5 dönüyorum artık çünkü gol ya, goller bulmam lazım risk almam lazım. O yüzden bu riski de alıyorum. Kendi sahamda puan kaybetmem lazım. Dakikalar 73. 1-0'lık mağlubiyetimiz maalesef devam ediyor kendi sahamızda. Ama hadi, hadi çocuklar, hadi çocuklar. Dakikalar 83. Ama bizimkiler yok. Ha, neyse dur bakalım. Şimdi bir korner kullandık. Defansan sekti. Bir karambol. Uğur vurdu. Orada karambol. Onur vurdu ve gol. 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 Dakikalar 84. Onur Yılmaz. Onur Yılmaz durumu bir bir yaptı. Dakikalar 84'ü gösterirken birazcık geç bulduk. Beraberlik golünü. Ama daha bitmedi. Daha her şey bitmedi. Daha 6-7 dakikalık bir e, süre var. Karşılaşmanın bitmesine. Şimdi Pres, pres aman 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 aman. Aman tehlike yok. Tehlike. Tehlikeli patlaşlar ancak araya aman uğur yapma ya. O pos topu kaybetmememiz gerekiyordu orada. Pres, pres, pres. Aha, Onur Yılmaz'ın sarı kartı var. Hakem yanına çağırıyor. Onur beraberlik golünü attıktan sonra maalesef ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına çıktı Onur. Ee, Cihan'ı çıkartacağım yerine ee, Çağlayan alacağım. Çağlayanı şöyle koyacağım. Hatta ve hatta şöyle de yapabilirim. Çok fazla da artık abartmamızın anlamı yok. Golü bulacağız diye. E, Osman Demir'i alırım. Onu sol tarafa koyarım. Şöyle Kadir değil. Yunus'u şöyle geriye çekelim. Şunu şöyle ofansif bek yaparım. Evet taktiğimizde birazcık değişik değişik salakça bir görüntü oluştu belki ama e, bir kişi eksikken ve yedek oyuncularımızın e, pozisyonları gereğince böyle bir şey yapmak zorunda kaldık. Dakikalar 87. Bir bir geçtik. Devam ediyor karşılaşmada. Aman bir gol bulsak ne güzel olur be. Bir gol bulsak çok güzel olur be. Valla 10 numara 5 yıldız olur. Şimdi Gazi Osman Paşa atağı olacak. Anıl. Kaptık topu. Melih. Burak Özsoy. Çağlayan uzun pas. Bartu koşuyor şimdi. Bartu vurdu kaleci Ahmet. Kaleci Ahmet topu kornere çaldı. Gole çok yaklaşmıştık. Bartu vurdu top. Yine dışarı çıktı. Asfalt da dışarı çıktı bu sefer. Şimdi Melih, Melih yetişemedi ve hakemin son düdüğü geldi arkadaşlar maalesef. Maalesef diyorum çünkü kendi sahamızda e, beraberlik çok da iyi olmadı. Galibiyetle ayrılmamız gerekiyordu. Eğer PTT birinci ligi hedefliyorsak kendi sahamızda özellikle bu saatten sonra puan kaybetmememiz gerekiyor diye düşünüyorum ben. Evet arkadaşlar ee, Kendi sahamızda Gazi Osman Paşa Beraberliğinden sonraki Karşılaşmamız Deplasman'da Tokat Spor'a Karşı olacak arkadaşlar e, Şu anda ligde Evet Onur Yılmaz cezalıydı Onu atladık şöyle hemen bir hızlı seçim Diyelim Uğur Taner'in sakatlığı yavaş yavaş geçmeye Başladı bir gün diyor Onun yerine Hamza Gezmiş'i oynatacağım Ben Uğur Taner'i riski atmayacağım Hamza oynasın onun yerine. Şöyle baktığımız zaman e, Bartu'dan çok fazla verim alamıyorum. Onun yerine Ahmet Demir'le başlayacağım. Bakalım. Evet. Deplasman'a Tokat Spor karşısına çıkıyoruz arkadaşlar. Şu anda ligde hiç ummadığımız, hiç beklemediğimiz şekilde diyebilirim aslında. E, ligde liderliğimiz var. Çünkü sezona başlarken gerçekten e, yönetim bizden küme düşmemeyi istemişti. Biz hedef olarak orta sıraları koymuştuk kendimizi ancak şu anki durumumuz gerçekten e, olağanüstü diyebilirim arkadaşlar. Evet karşılaşmaya başladık bakalım. Karşılaşmaya biz başladık tokaspor Spor deplasmanında. Şimdi Sertaç. Sertaç ortasını yaptı. Direkten döndü kaleci Aykut. Kaleci Aykut'tan inanılmaz. inanılmaz iyi mi diyelim? İnanılmaz başarılı mı diyelim artık? Çok güzel bir kurtarış oldu. Kesin de ne olduğunu artık siz koyun adını. Tokas Spor gol için bastırıyor. Atak yapıyor. Kendi sahalarında oynamanın avantajıyla. Şimdi Yunus. Pası Kadir. Kadir arı o topu beklemiyordu. Ve şimdi Serbay ortaladı. Arka tarafta İbrahim. İbrahim Yılmaz da dakikalar 9'u gösterirken Tokaspor kendi sahasında maalesef 1-0 öne geçti. Takımımız karşısında Takımımız yine bir sendeleme dönemine girdi. Ancak bu dönemden çok çok e, kurtulmamız gerekiyor. Çünkü aradaki puan farkının kapanmaması gerekiyor. Şöyle oynayalım şimdi bakalım daha azimli oynayın dedim. Hadi bakayım kendinize gelin boğalım dedik. Hadi boğalım dedik. Dakikalar 20. Çok fazla pasta yapımı yapmıyoruz. E, bilmiyorum. Pasta daha doğrusu e, biliyorsunuz sezon başı denemiştik ve inanılmaz bir çöküş yaşamış takım. O yüzden şu an pas olayına çok fazla dikkat etmeyeceğim. Pas olayını PTT 1. Lig'e eğer yükselirsek bakalım transfer yapacağımız transfer kalitesine göre taktiğimizde de değişiklikler yapabiliriz. Şimdi Ahmet ortaladı. Kadir vurdu. Kaleci Polat. Kadir o golü kaçırmaması gerekiyordu. Kaleciyle karşı karşıya kaldı. Deplasmandaysan bu tip golleri kaçırmayacaksın. Şimdi Cihan. bası Yunus'a. Yunus uzun verdi. Kadir'den önce defans araya girdi. Yerine Tokat Spor ata. Şimdi Uğur'la topu kaptık. Sol tarafta Melih. Melih Rakibinden sıyrılmak istiyor. Meli sıyrıldı da. Melih, Melih ortasını yaptı. Kadir vurdu. Direkten döndü. Kadir Arı bu maçtaki ikinci tehlikeli pozisyonu ilkini kaleci kurtarmıştı. İkincisi de direkten döndü. Bir sıfırlık mağlubiyetimiz devam ediyor hala karşılaşmada. Şimdi Tokas Sporata yine. Serbay ortaladı kaleciden sekti. Sertaç maalesef durumu 2-0 yaptı. Şimdi orada bir karambol var. Defanstan sekti o top. Bir anda kaleci de boşa çıkmıştı. Kaleci de kalede boştu ancak maalesef golü yakalayamadık. Şimdi Cihan ortada Uğur. Pası Kadir Arı. Uğur'a müthiş bir pas. Hamza vurdu. Ah dışarı attı Hamza. Emektar Hamza. Emektar Hamza. Kaleciyle bir anda karşı karşıya kaldı ancak top dışarı gitti. İlk yarıda son saniyeler 2-0'lık mağlubiyetimiz devam ediyor. Evet. 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 Hadi bakalım. Oyuncular şu anda talimat olarak çok fazla bir değişiklik yapmadım. Sadece konuşma tarzımızı birazcık sertleştirdik. Oyunculara karşı biraz daha agresif bir konuşma tarzı sergiledik. Bakalım takımımızın üstüne nasıl bir etki yaratacak. Şimdi Sertaç kullandı. Defans araya girdi. Sertaç tekrar kaldı. Arka tarafta Aykut. 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 Müthiş kurtardı kalecimiz Aykut. Dakika 49. 2-0'lık mağlubiyetimiz devam ediyor. Kadir Arı 6.2 ile oynuyor. Gerçekten şu anda ligdeki gol kralı demezsiniz bu adam herhalde yani değil mi? Bu adam şu anda ligde gol kralı ama. Yani artık gerisini siz düşünün. İki maçtan beri gerçekten çok 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 kötü bir performans sergiliyor Kadir Arı. Dakikalar 59-60 oldu hatta. 2-0'lık mağlubiyetimiz devam ediyor. Kadir Öge aynı şekilde oh defansımız patladı ya. Vallahi billahi defansımız patladı. Ee, şöyle, Kadir Öge'yi şöyle alsam yerine Osman alsam. İkinci oyuncu değişikliğimi de yaptım. Dakikalar 62'yi gösterirken. Ama bizim takımda hala ve hala bir tık yok diyebilirim <laughs> arkadaşlar. Ee, adamlar oynamamaya niyetli herhalde. İlk başta kendi sahamızda Gazi Osman Paşa beraberliği şimdi deplasmanda Tokat Spor mağlubiyeti üst üste 2 hafta puan kaybı gerçekten bizim için çok iyi olmayacak diyebilirim arkadaşlar. Ancak niye böyle bir şey oldu hala çözebilmiş değilim. Aynı takımla aynı taktikle biz inanılmaz böyle bir seri yakaladık galibiyet serisi. Şimdi ee, ne oldu da böyle bir skor alıyoruz anlayamadım oyuncularımı fırçaladım doğal olarak maç sonunda da Evet aradaki puan farkı dörde indi arkadaşlar İnegöl Spor'la ikinci sıradaki İnegöl Spor'la aramızdaki puan farkı 4. yaklaşık 9 puan olan farkı 4'e kadar indirmesine izin verdik İnegöl Spor'un tabii ki bu da bizim kendi hatamız ne yapalım yapacak çok fazla bir şey yok yani Evet arkadaşlar takımımız bir duraklama dönemine girdi. İlk karşılaşmada Gazi Osman Paşa ile kendi sahamızla beraber kaldık. Daha sonra deplasmanda Tokat Spor'a mağlup olduk. Şimdi yine deplasmandayız. Bu sefer Anadolu Selçuklu Spor'la. Aynen Anadolu Selçuklu Spor'la oynayacağız. Artık bu karşılaşmadan ee, ne diyelim bir şekilde galibiyetle ayrılmamız gerekiyor diye düşünüyorum ben Artık o galibiyeti almamız lazım. Şöyle Serhat'ı alayım ben. Tamam. Tamamız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Karşılaşmaya hazırız arkadaşlar. Deplasmanda Anadolu Selçuk Spor karşısına çıkıyoruz. Bu karşılaşmadan ee, puan ya da puanlarla ayrı, olarak e, ee, şu son iki karşılaşmadaki vebalılığı mı diyelim artık cenabetliği mi diyelim <laughs> üstümüzden atmamız gerekiyor dedik ve bakalım Anadolu Selçuklu Spor karşılaşmasına başlıyoruz. Deplasmanda Selçuklu Spor başladı. Kendi sahasında karşılaşmaya arkadaşlar. Maça yine e, hücum ağırlıklı taktiğimizde 4-4-2 hücum ağırlıklı bir şekilde e, başladık. Taktiğimizde herhangi bir değişiklik yok. Değiştirmeyi de düşünmüyorum. Bu sezonu bu taktikle kapatmayı düşünüyorum artık arkadaşlar. Şimdi orta iyi patlayıcı Kadir'e doğru Kadir 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 defans son anda araya girdik. Şimdi diğer Kadir'in pası Bartu vurdu dışarı attı Bartu. Bartu topu dışarı attı bir anda kaleciyle karşı karşı. O Serkan aman 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 çok tehlikeli geldi Onda olsa Selçuklu Spor. Bir anda bomboş kaldı ancak kalecimizden dönen top kornere gitti. Şimdi e, maçın daha henüz başındayız. Oyuncularıma biraz daha yürekli oynamaları konusunda talimatları verdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karlı bir havada oynanıyor karşılaşma. ince ince atıyor karlar. Kar taneleri havalarda süzülüyor. Şimdi Kadir arı. Kadir tek başına. Kadir ceza Hasan geri. Kadir vurdu kaleci. Ömer Can. Ömer Can. Kadir kendisi yarattı pozisyonu ancak kaleci Ömercan gole izin vermedi. Dakikalar 15. 0 0'lık geçtik. Devam ediyoruz. Şu anda karşılaşmada hala. Bizim ee, tehlikeli diyebileceğimiz iki tane hatamız var. Ancak Anadolu Selçuk Spor'un şu anda mutlak gol pozisyonu diyebileceğimiz herhangi bir hata olmadı karşılaşmada. Bizim iki tane var ancak o istediğimiz golü bir türlü bulamadık. Şimdi Kadir. Kadir son çizgiye doğru ildi. Kadir. Ortaya Yunus ortaladı. Defanstan sekti. Şimdi bir şut ve gol. Bartu attı. Bartu Umut. Dakikalar 39'u gösterirken takımımızı deplasmanda Anadolu Selçuklu Spor karşısında 1-0 öne geçirdi Bartu Umut. Şimdi İkinci gol mü? Hayır. Beraberlik için bastırıyor. Anadolu Selçuklu Spor. Onur Arıkan. Ortada Eren. İyi kapandık. Ancak Orhan geldi. O tehlikeli bir ara pas. İsmail vurdu. Direkten döndü. Direkten döndü. Şans bizden yanaydı bu pozisyonda. Gerçekten direkten top içeri de girebilirdi. Ancak dediğimiz gibi şans bizden yanaydı. Şimdi ilk yarıda Şimdiye kadar güzel futbol oynadınız dedik oyuncularımıza. İkinci yarıda aynı şekilde devam ettirin dedik. Bakalım İnşallah sözümüzü dinlerler. İkinci yarıda bir gol daha bulabilirsek biz bu maçı kopartırız gibime geliyor sanki arkadaşlar. Dakikalar 49. 1-0'lık galibiyetimiz devam ediyor karşılaşmada. Orhan Emre İsmail Altuğ Onur Arıkan Ortası ah İsmail topu dışarı attı. Yok pardon kalecimiz hiç kalecimizden çıkmış. İsmail atmamış kalecimiz. Aykut topu konuyla çelmeyi başarmış. Dakikalar 50. 1-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor karşılaşmada. Kadir Arı'da neden böyle bir performans düşüklüğü var? Gerçekten çözemedim. Ligde e, şu ana kadar inanılmaz bir gol ortalamasıyla oynamasına rağmen son 3 karşılaşmadan beri gerçekten çok kötü oynuyor işte kaleye vurdu ancak top dışarı dışarı gitmedi pardon kaleciden döndü kaleciden. Şimdi Gürkan Gürkan nereye vurdu? Girişi güzel vurdu top avuza çıktı. Dakikalar 59. 1-0'la galibiyetimiz devam ediyor. Şimdi oyuncularıma şöyle e, kesin bir dille konsantre olmalarını istiyorum. Bir gol çünkü her şeyi boka edebilir. Gürkan, Cihan, Uğur Çelik Uğur Çelik'in pası Melih derken defans araya girdi. İsmail Cihan araya girmeyi başardı. Onur Yılmaz, Gürkan, Cihan orta saha patlaşıyoruz. Bartu, Kadir Arı, sağda Yunus, Yunus, Yunus aldık Uğur Çelik vurdu kaleci Ömercan, Can. Kaleci Ömercan Can gole izin vermedi yine. Çok pozisyon bulduk. Mutlak gol pozisyonu diyebileceğimiz birçok pozisyona girdik. Ancak son vuruşlardaki beceriksizliğimiz mi diyelim artık ona ee, basiretsizliğimizden dolayı bir türlü farkı açamadık. Şimdi Kadir Bartu çok güzel gördü sağ tarafta Uğur Çelik. Uğur. Uğur'un ortaya çevirdi. Cihan vurdu ve gol. Cihan ilk mi? Dakikalar 71'i gösterirken takımımızı 2-0 öne geçirdi ve adeta maçı da koparttı diyebiliriz. Cihan için Cihan'ı çıkartıyorum. Yerine e, Hüseyin alıyorum. Kader'i çıkartıyorum. Yerine Serhat başlığını oyuna alacağım. Şöyle oynasın bakalım şu. Şöyle e, içeri buradan değil. Yok. Burada oynamaz. Sağ mı daha iyi. Hadi şöyle oynasın. Bunu da tamamen defansif savunma yapacağım. Uğur Taner'e yardımcı olması açısından dakikalar 73 2 gollük üstünlüğümüz devam ediyor karşılaşmada. Şimdi Ömercan autodaşını kullandı. İsmail vurdu kaleci, kalecimiz Aykut. Kalecimiz Aykut yine çok güzel bir kurtarış yaptı ve top kornere gitti. Daha sonrasında Tokatspor kornerden ee, yararlanamadı mı diyelim. Korner'den e, iyi bir atak gerçekleştiremediler arkadaşlar ve artık karşılaşma son 3 dakika. Yine bir kornaşı. Kafalardan sekti top ağlara kucaklaştı. Ağlarla kucaklaştı. Yunus kendi kalesini atmış. Dakika 89. 2-1'lik galibiyetimiz devam ediyor. Son dakikalara yine biraz stresli girebiliriz. Melih hatalı pas. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah derken Allah'tan adamlar bizden bizim istediğimizi yaptı diyebilirim aslında. Evet oyuncularımız galibiyeti hak ettiklerini söyledik. Baktığımız zaman 6 puanlık fark var. İnegöl Spor'la aramızda arkadaşlar. Ee, bu bölümü isterseniz burada yavaştan yavaştan, inceden inceden sonlandıralım arkadaşlar. Biraz kısa oldu belki ancak işte o kadar uzun aradan sonra birazcık adaptasyon sorunu yaşıyor olabilir miyiz acaba? <laughs> Bilemedim ama neyse neyse artık bundan sonra inşallah. Hep birlikte olacağız. Bu arada ya yarın ya da ertesi gün size başka bir şeyle ilgili de bir ufak bir duyuru yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Her bölümün sonunda dediğimiz gibi bu bölümün sonunda da aynı şeyi söylüyoruz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.